Futbol Arena'dan herkese mutlu günler. Gündem Beşiktaş ve yine Ertan Süzgün'le beraberiz. Ertan hoş geldin. Hoş bulduk. Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından bir birlik beraberlikle döndü. Keyifli de bir mücadele oldu. Maçı nasıl yorumlarsın? Son zamanlarda izlediğim seyir zevki en yüksek karşılaşmalardan bir tanesiydi. Orada canlı izledim. Çok keyif aldım maçtan. İki takımın da pozisyonları vardı. Demirspor son bölümlerde çok ciddi bir baskı sağladı. Kazanma Son goller, son golü sayılmadı Demirspor'un. Yani son 20 dakika Beşiktaş'ın çok ciddi anlamda oyundan düştüğü, artık Adana Demirspor'un akın akın geldiği bir karşılaşma oldu. Biraz da Beşiktaş değişiklikleri bence geç oldu. Önder Hoca biraz e, çok bekledi. Bir birlik beraberlik, iki takım bir puan aldı. Ama seyir zevki gerçekten son dönemde gördüğüm heyecan anlamında en iyi, atma, iyi, çok iyi de bir atmosfer vardı. Adana Demirspor taraftarları stadı da full doldurdu. Onları da Hakkını vermek lazım Çok keyifli bir maç oldu Murat Sancan maç son açıklamaları var ama sağ dışına çıkmadan önce Beşiktaş bu sezon son dakikada yediği gollerle 8 maçta toplam 20 puan kaybetti ya Bunun temel nedeni Fiziksel mi sence mental mi? İkisi de bence Takımda hem fiziksel anlamda çok ciddi bir düşüş var Hem de mental anlamda çok ciddi bir Oyundan kopuş var ee, Sergen Yalçın döneminde hatırlarsanız Beşiktaş ilk golü yediği zaman Dağılan bir takım görüntüsü vardı Sergen Hoca bununla ilgili çok e, önemli çalışmalar yaptı ama faydası olmadı. Takımda Antalya kampında Önder Hoca da bu durumu iyi bildiği için Antalya kampında takıma yükleme yapıldı. E, analizlere göre 60 dakikadan sonra takım düşüyor. Antalya kampında bunu 70 dakikaya kadar çıkarmaya çalıştılar. Ama Beşiktaş'ta bu sezon dediğin gibi en önemli sıkıntılardan bir tanesi son bölümlerde hiç oynayamayan bir Beşiktaş var. İlk yarıda iyi bir mücadele ama 60-70'ten sonra düştüğü için oyundan rakibe sürekli gel gel diyen bir Beşiktaş var, var ve sürekli de gol yiyip puan kaybeden bir Beşiktaş var. Artık bu sezon, sezon öncesi çalışmalar, devre arası çalışmalar geçtiği için ben geride kalan haftalarda bu konuda %100'lük bir çalışma, isabet, başarı oranı yani bu konuyu değiştirme durumu çok beklemiyorum açıkçası. Ama takımda Beşiktaş'ın son bölümleri oynayamama sıkıntısı var. Bu hem mental anlamda hem de takımın fiziksel anlamda ciddi anlamda bir sıkıntısı var. Şampiyonlar Ligi belki yormuş olabilir. Çünkü 6 tane üst düzey maç oynadı Beşiktaş. O dönem çok sakatlıklar verdi. Covid'den dolayı çok eksikler yaşadı. Çok yük bindi futbolculara. Böyle olunca da fiziksel fiziksel anlamda oyuncuların performansı çok son bölümleri kaldıran kaldırmıyor açıkçası yani. Peki gelelim Murat Sancağ'ın açıklamalarına. Hem maç içerisinde pozisyonlardan sonra tribünde verdiği tepkiler videosu sosyal medyada dolaşıyor ve maçtan sonra yaptığı hakemlerle ilgili, federasyonla ilgili açıklamalar, Şenol Güneş'in seneye Beşiktaş'ta görev yapacağıyla alakalı bir bilgi vermesi. Bunları nasıl yorumlamak lazım? Ya şimdi şöyle bir durum var aslında. Stadın açılış maçına Beşiktaş gitti. Ben Adana Demirspor'la Beşiktaş camiasının özellikle taraftarlar nezdinde şimdiye kadar çok ciddi anlamda bir sıkıntı yaşadığını görmedim, duymadım. Hatta Demirspor Süper Lig'e çıktığında Gerçekten ciddi anlamda iç, yani içten sevinen Beşiktaşlılar vardı. Yani iki takımın bu derece bu gerginliğe gelmesinin doğru bir tarafının olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Beşiktaşlı futbolcular Adana'ya e, geliyor. Taraftarlar karşılamak istiyorlar. Orada gereksiz bir gerginlik. Hayır burası Adana. Burada kimse karşılayamaz. Ya Beşiktaş sıcakta sadın açılışına gitti Adana'ya. Şimdi iki takım arasında zaten ılımlı bir hava var. Bu gerginlik iki takıma da yaramaz. Benim anlam veremediğim, doğru bulmadığım, mantıklı görmediğim bir gerginlik. Hiçbir ortada bir şey yokken. Murat Başkan açıklamaları biraz ortamı gerdi. Senol Hoca ile ilgili. Ahmet Nurçe de cevap verdi zaten. Yani bu gerginliğin devam etmesi iki camia içinde bence çok hoş bir durum değil. Bir an önce bu gerginliğin artık tırmanması yerine azaltılması gerektiğini düşünüyorum ben. Bir de maç sonrası yine kondisyonel Miguel gündemi oluştu. Miguel'i kim getirdi? Biraz detay alabilir miyiz? Şimdi ben Miguel'i direkt Ceyhun Kazancı'ya sordum. Hatta bunu kullanabilir miyim benim? Evet kullanabilirsin dedi. Şimdi Miguel'i e, Sayın Başkan Murat Sancak, Miguel Demir Spor'da çalışıyordu. Dedi ki Demir Sport'tan aldılar. Şenol Hoca da sezon sonu geliyor Beşiktaş'a. Şimdi haberci refleksiyle ben de Miguel konusunu araştırmaya başladım. Ön e, Ceyhun Bey'in, Ceyhun Kazancı'nın söylediği 3 cümle var bana. Dedi ki Migoli Önder Hoca önerdi bize. Biz de araştırdık, baktık, sorguladık, soruşturduk. Futbolcuların da Migoli'ye karşı çok sıcak olduğunu gördüm. Başkanla beraber böyle bir karar aldık. Bizim kondisyonlarımız yoktu. Bu konuda bir eksiğimiz vardı. Miguel'in gelmesinin kesinlikle Şenol Hoca ile bir ilgisi alakası olduğunu düşünmüyorum dedi Ceyhun Bey. Biz Önder Hoca istedi ben getirdim tarzı konuştu. Başkanla beraber son kararı başkan verip getirmişler. Yani bu konunun ben Şenol Hoca ile bir ilgisi, ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Peki Ahmet Nurçebi de Murat Sancar cevap verdi. E, bu karşılıklı açıklamalar bir polemiğe dönüşür mü? Çünkü ben kendisine Beşiktaş basın sözcülüğü gibi bir görev vermedim gibi bir cümle de sarf etti Ahmet Nurçebi. E, nasıl görüyorsun buradaki ya Şimdi durumu? Murat Başkan'ın açıklamaları sonrası Beşiktaş camiasından, Beşiktaş taraftarlarından da e, Sayın Başkan Ahmet Nurçebi'nin bir konuşma zorunluluğu doğdu. Çünkü o gece sosyal medyada çok hareketliydi. Ee, çok fazla iddialar vardı. Beşiktaş taraftarları da yönetimden bir cevap, bir açıklama bekliyordu. Ee, Ahmet Nur Çebi'nin tabii ki cevap vermesi doğal bir sonuç. Çünkü e, Adana Demirspor nasıl büyük bir camiaysa, Beşiktaş da çok büyük bir camia. Taraftarların bazı beklentileri, istekleri var. Taraftarlar bu iddialara bir yanıt verilmesini talep etti. İşte sponsorluk anlaşması sonrasında gündemle ilgili Sayın Başkan konuştu. Yani Şenol Hoca ile ilgili çok yazılıp çiziliyor ama şimdi geçen hafta söylemiştim ben bunu. Beşiktaş'ta farklı bir planlama var. Şimdi Beşiktaş'ta transferlerde tek yetkili Ceyhun Kazancı. Beşiktaş'ta Ümraniye'de Ceyhun Kazancı liderliğinde başkanın da onayıyla yeni yapılanmalar var. Şimdi bu yapılanmalar ne? İşte hep söylediğim gibi izleme departmanı, analiz departmanı, scout departmanı. Bunlar Beşiktaş'ın Ümraniye'de kurmak istediği çalışmalar. Hatta bazı antrenman metotları için yurt dışında takımlarla beraber hareket edilerek mesela bazı çalışmaları Ümraniye'ye getirmek istiyor Beşiktaş. Şimdi bu yapılanmayı Ahmet Nur Çebiş Ceyhun Kazancı'ya verdi. Ama ben de şunu biliyorum ki Beşiktaş'ta Şenol Güneş gelirse hep söylediğim gibi Ceyhun Kazancı'nın Şenol Güneşle çalışacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani Ahmet Nur Çebi'nin de açıklamaları bu yönde. Hayır gündemimizde yok diyor. Böylesine konuşurken sezon sonu Şenol Güneş'in gelmesi demek Ahmet Nur Çebi'nin taraftarlara karşı eksiye düşmesi demek. Çünkü bir şey varsa bunu söylersin. Dersin ki evet Önder Hoca ile ben sezon sonuna kadar devam ediyorum ama sezon sonu benim hocam Şenol Güneş dersin. Ama bunu dördüncü 5. kez Şenol Güneş iddialarını yalanlayan, hayır gerçek değil bizim öyle bir gündemimiz yok diyen Ahmet Nur Çebi var. Ben bu saatten sonra da Şenol Hoca gelirse yani biraz tuhaf bakarım. Çünkü o zaman taraftarlara karşı bir şeffaflık gör, görmem yani. Şimdi böyle konuşup sezon sonu Şenol Hoca'yı getirirlerse en azından kendi kendilerine çelişirler diye düşünüyorum. Bu yapılanmada da buradaki Ümraniye yapılanmasında da çok net bir şekilde söylemiştim. Şenol Hoca gelirse istifalar olur diye hala aynı kanattayım. Ben Şenol Hoca'nın geleceğini düşünmüyorum. Eğer gelecekse de Ahmet Nurşebi bence bazı şeyleri e, farkına vararak getirecektir. O istifalar da bence gerçekleşir. Peki sağa içine dönmüş olduk oradan devam edelim. Can Bozdoğan Sergen Yalçın döneminde oynatılmadığı için Sergen Yalçın'ın kendisi çok eleştiriliyordu. Önder Hoca da çok tercih etmiyor. Önder Hoca'nın canlı alakalı düşüncesi nedir? Şimdi Önder Hoca'nın kadro tercihlerine baktığımızda biraz tuhaflık görüyoruz. Şöyle Sergen Yalçın gittikten sonra taraftarların bir Serdar Saatçı beklentisi vardı. Kayseri Spor maçında Serdar Saatçı ilk 11'de oynadı. Ama daha sonra Serdar Saatciyi bir sahada göremedik. Şimdi Cankuzdan kasımpaşa maçında Sergen Hoca döneminde oynatıldı ve gol attı. Beşiktaş taraftarlarının niye oynamıyor, oynasın beklentisi vardı. Şimdi bakıyoruz, Can da şans bulamıyor. Güven varken mesela çok iyi bir performans yakalamıştı, bir anda Larin'e döndü, tekrar Larin oynamaya başladı. Şimdi Beşiktaş'taki durum biraz karışık kadro tercihleri. Yani Önder Hoca zaten Demirspor maçında yani kenarda şimdi evet övdüğümüz zaman övüyoruz zaten. En büyük desteği de e, verenlerden bir tanesiyiz Önder Hoca'ya ama Adana Demirspor maçında sınıfta kaldı performans olarak. E, 70'ten 75'ten sonra akın akın gelen bir Adana Demirspor hücumlarına karşı orta sahası düşmüş bir Beşiktaş. İleride top tutamayan ve Batu gibi hayalet gibi dolaşan sahada iki isim 90'in oyunda kaldılar. Yani sen bu kadar rakibine gel gel diye imkan verirsen rakip de gelir golü atar. Önder Hoca çok fazla izledi. Çok geç kaldı bence oyuncu değişikliklerinde. Beşiktaş'ın altın değerinde bir galibiyeti gitti orada. Peki, geçen haftaki gündem Beşiktaş yayınından bu yana gelecek sezon planlamasıyla alakalı Beşiktaş'ta öne çıkan bir haber, bir gelişme var mı? Şimdi kupa maçında yorgunluk, ya penaltılarla üst tura çıktı Beşiktaş. Demirspor maçında beraberlik biraz kaos ortamı var. Yani transfer çalışmaları bir yandan devam ediyor tabii ki. Soruşturuluyor sorgulanıyor, e, fiyat bilgisi alınıyor, teklifler gidiyor, ilgi kağıtları gidiyor. Ama son bir haftadır ciddi anlamda öyle duyduğum Beşiktaş transferi ile ilgili bir somut bir şey yok. Ama şunu söyleyebilirim. Gelecek sene yapılanmasında stöper arayışları üst düzeyde şu an. Bas şu anın yerine forvet arayışları üst düzeyde. Çok iyi bir forvet. Burak Yılmaz, şimdi isim isim de gideyim. Burak Yılmaz şu an için yönetimin ya da teknik heyetin düşündüğü isimlerden bir tanesi değil. Beşiktaş yerli forvet konusunda eğer bir transfer yapmak isterse ilk isim Cenk Tosun olur. Cenk Tosun'un Avrupa'daki durumu sorulur. Eğer Cenk Tosun gelmek isterse buraya Burak'tan önce Cenk Tosun ilk isim olur. Savunma hattında da herkes Kaan Ayan yazıyor Beşiktaş'ta son dönemde ama Koray Günter'in Kaan Ayan'dan daha önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki oyuncuya da bakış şu. Koray Günter bu çocuk full oynuyor takımında. Kaan Ayan bu çocuk oynamıyor. Ama bu çocuğun maliyeti 2-3 milyon euro seviyelerinde bu çocuğun maliyeti 8 milyon euro seviyelerinde. Hazır oynamış bir oyuncuya gitmek varken biz niye oynamamış bir kanayına 8 milyon euro verelim şeklinde. Koray Günter'in ben yurt dışında stoper arayışlarında birinci öncelik olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Türkiye'den Abdülkerim Bardakçı ismi geç Beşiktaş e, önümüzdeki haftalarda Konya Spor Yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirecek. E, temaslara başlayacaktır. Temaslara başlanacak diğer isimlerden bir tanesi Mustafa Eskellaç. Yeni Malatya Spor'da kaldı Mustafa. Sezon sonuna kaldı onun işi. E, oyuncu da Beşiktaş'a daha sıcak bakıyor. Eğer Beşiktaş e, zaten devre arası Konyaspor'a gitmediği için önümüzdeki haftalarda tekrar oturalım, görüşelim mesajı yollamıştı Adil Gevre'ye. E, tekrar bir hareketlenme bekliyorum. Can Bozdoğan demişken de şunu söyleyeyim. E, Beşiktaş'ın Can Bozdoğan'da 1.8 milyon euro opsiyonu var. Eğer Beşiktaş bu parayı verirse bu Can Bozdoğan'ın Can Bozdoğan'ın bon servisini alacak. Ama Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı da 1.8 milyon euroyu çok buluyor. Çok bulduğu için de önümüzdeki haftalarda bir Almanya çıkarması yapacak. Bu rakamı pazarlıklarla düşürmeye hedefliyor. Beşiktaş'ın ben 1.8 milyon euro vereceğini düşünmüyorum şu anki şartlarda. Ama bu rakam 1'e düşer, 1.1 olur, 1.2 olur, taksitli ödeme olur, uzun vadeye yayılır. O başka bir şey. Ama bu rakamı Beşiktaş profesyonelleri kesinlikle düşürmek için bir Almanya'ya çıkarma yapacak. Onu söyleyelim. Gidecek oyuncularla ilgili de Beşiktaş'ta zaten sezon sonu Lens, Douglas, Laiç, Ensakala yolcu. Onun dışında Gökhan Töre ile sözleşme uzatılmasını beklemiyorum Beşiktaş'ta. Oğuzhan'ın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Oğuzhan'ın durumu sezon sonuna bırakıldı. Sezon sonuna kadar Oğuzhan'la ilgili bir şu an somut anlamda çalışma yok ama Oğuzhan'ın maaş anlamında da Beşiktaş'ın önereceği rakam Sezon sonu Oğuzhan'ı tatmin etmeyebilir kafasında düşündükleri rakam. E, Wellington'un bir senesi kaldı. Stoper arayışlarına göre Wellington'a belki bir kiralama durumu olabilir Beşiktaş'ta. Şu an çünkü gündem yoğun. E, planlama program işleri var. Bir stoper mi alalım yabancı, işte bir yerli yanı oyuncu alalım. E, Hasiç kiralık mesela orada. Yani gelecek sezon Beşiktaş'ta çok fazla oyuncu elde e, çıkacak. Ona göre de Beşiktaş yoğun bir transfer dönemi bekliyor. Yaz dönemi Beşiktaş'ın işi çok zor. Peki Lig'le noktalayalım o zaman. Cumartesi Beşiktaş Altay'ı misafir edecek. Beşiktaş'taki eksik ve cezalı durumu nasıl? Ee, bir de nasıl bir karşılaşma bizi bekler Altay karşısında? Şimdi Altay Serkan Özbaltay'la 2 maçta 4 puan aldı. Yani evet hala tehlikeli bölgeden uzaklaşabilmiş değiller ama Mustafa Denizli ile beraber kazanamayan bir Altay vardı. En azından bu baskıyı kırdılar. Futbolcular ister istemez biraz özgüven geldi. Şimdi Beşiktaş'ın eksiklerine baktığımızda Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığını söyleyebiliriz. Rıdvan'ın oynaması zor zaten Altay maçında. E, Piyan için cezası bitiyor. O dönüyor. E, Josef ve Kerem yarın itmanlara başlayacak. E, onlar biraz durumlarını tartacaklar. Onların oynama ihtimalleri yüksek. Oynamama ihtimallerine göre. Beşiktaş zaten Mert'le Enkudu'nun sakatlıkları devam ediyor. Onlar yok. E, zor bir karşılaşma. Kolay lokma değil Altay. Çünkü kümede kalmaya çalışan Canla başta oynamaya çalışan bir Altay var. Evet kadro kaliteleri sınırlı. Evet transfer dönemi yasa açamadılar. İlk yarıdaki kadro ile devam ediyorlar. Ama Beşiktaş'ın sanki iç sahada biraz daha kadro kalitesi ön plana çıktığı için bu maçta tabii ki favori Beşiktaş. Ben golli bir karşılaşma bekliyorum açıkçası. Peki bilgiler ve sohbet için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yine bir Gündem Beşiktaş programında tekrar beraber olmak üzere.